İyi günler değerli izleyiciler. Ben Coşkun Faik Kavala. Bugün sizlere korona Çin'de Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsü ve koronavirüsü üzerine komplo teorileri ortaya çıkması ve bu komplo teorilerinin neden Çin'le ilgili, Çin ve Wuhan üzerine ortaya çıktığının temel sebepleri, 3. Dünya Savaşı söylemleri üzerine görüşlerimi ve elde ettiğim bulguları, araştırmanın sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Şimdi eğer bu koronavirüsü herhangi bir Surinam gibi, Senegal gibi, Nikaragua gibi bir ülkede ortaya çıkmış olsaydı bile zaten bununla ilgili çeşitli rivayetler, söylentiler ortaya mutlaka çıkardı. Ama şimdi konu Çin olduğunda bununla ilgili bir araştırma yapmamız, bu konuyla ilgilenmemiz gerekiyor. Çünkü Çin'le ilgili, Çin'le Amerika arasında zaten bir takım sorunların olduğunu biz biliyoruz. Ve bu çeşitli Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın efendim koronavirüsünün ortaya çıkmasından 3 ay önce yaptıkları sempozyum, daha önce 2011 yılında Contagion ismindeki filmde gerçekleşen olayların, olay örgüsünün bu virüste yaşadığımız olaylara benzemesi, olay örgüsüne benzemesi gibi bu işin komplo teorisi tarafında kalan, somut delilleri olmayan bir takım ayakları var. Ama araştırdığım ve bilgisine ulaştığım çok ilginç bir durumu, Türk medyasında da çok fazla yer bulamayan bir durumu sizinle burada paylaşmak isterim. 2015 yılında Amerika'da North Carolina Üniversitesi'nde daha önceki bir koronavirüsün çeper proteininden bir parça kullanılarak bir tür RNA mutasyonu gerçekleştirilerek yeni bir koronavirüs yapılıyor. Laboratuvar ortamında bu üretiliyor. Bu bilgiye ulaşan bilim insanları bunu daha sonra Nature Medicine adlı uluslararası hakemli dergide yayınlıyorlar bu bulgularını. Hatta bir fareye bunu vermişler. İnsanlardaki bulaşıcılığını öğrenmek için bu yeni bir tip koronavirüsün bu deneyi gerçekleştirdiklerini söylüyorlar. Ve bu Ralph Barlick Başkanlığı'nda bir bilim insanları heyeti bu. Ve daha sonra bunu yayınlıyorlar. Amerika'nın en ünlü bilim dergisi olan The Scientist'te bu konu hakkında bir tartışma, bir debate yayınlanıyor. Bu yaptıkları doğru mu, değil mi? Hatta Paris'teki Pasteur Enstitüsü'nden bir bilim insanı da bu yapılan laboratuvar ortamında virüslerle oynamak çok sağlıklı değil. Çünkü virüsün buradan kaçma ihtimali, imkanı var şeklinde. Bunlar yazıldı 2015 yılında The Scientist dergisinde yayınlanıyor. Daha sonra Çinliler, ilginçtir, 2 Şubat tarihinden itibaren Çin haber kaynakları, medyası Mei Shen Wu She Zajir Mei Guo Wu Nian Qian Zhi Za Xin Xin Guanzhang Bindu diye Amerikan Biyoloji Dergisi Amerika 5 yıl önce insanlara bulaşabilen ve zatürreye sebep olan yeni tip bir koronavirüs üretmiş başlığıyla bunu yayınlıyorlar. İşin ilginç yanı bu Kuzey Carolina Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının arasında bir Çinli de var ve bu Çinli bilim insanı da Shi Zhenli adında Çin'in Wuhan şehrindeki Viroloji Enstitüsü'nden oraya gitmiş ve daha sonra gelmiş. Şimdi burada demek ki şöyle bir bilgimiz var. Bir kere 2020 yılındaki bu olayın 2015 yılındaki laboratuvarda gerçekleşen ve bilimsel hakemli makalelerde yayınlanan bu deneyle ilgisi kanıtlanmış değil. Bu kesin ona bağlıdır diyemeyiz. Ama şunu biliyoruz, laboratuvar ortamında demek ki bu şekilde deneyler yapılabiliyor. Virüsler mutasyona uğratılıp güçlendirilebiliyor. Şimdi neden böyle bir suçlama veya beklenti var? Çünkü Amerikalılar zaten, Amerika'nın çeşitli entelektüel kuruluşlarında yer alan insanlar uzun süredir, yeni de değil, Çin'le Amerika arasında bir sorunun yaşanacağını söylüyorlardı. Hatta bunun ilki Amerika'dan da önce 2005 yılında bir Alman dergisinde Kampf um Welt von Morgen, geleceğin dünyası için savaş başlığıyla çıkıp ejderhayı, kartalı, boğar şeklinde göstermiş. Ejderha tabii Çin, kartal Amerika'yı temsil ediyor daha 2005 yılında. Daha sonra 2009 yılında George Friedman'ın yazdığı The Next 100 Years, Gelecek Yüzyıl kitabında 2020 yılında Çin'in bir kabus yaşayacağı,
hatta parçalanacağı öngörüleri var. A real future for China in 2020 is its old nightmare, a country divided. Çin parçalanacak ve Çin bir kabus yaşayacak şeklinde görüşlerini paylaşıyor. Ve kağıttan kaplan diyor Çin'e. Şimdi bu bir parça. İki, Çin'de bu son yıllardaki gelişmeler ve büyüme bir takım Amerikalı uzmanlar tarafından Birinci Dünya Savaşı öncesindeki duruma benzetiliyor ve Birinci Dünya Savaşı benzeri bir dünya krizinin ortaya çıkılacağı düşünceleri çeşitli kuruluşlarda, konferanslarda paylaşıyor. Bunlardan en önemlisi, belki çoğu insanın adını duymadığı Graham Allison isimli bir siyaset bilimci. Bu Harvard Üniversitesi'nde öğretim görevlisi kendisi ve Henry Kissinger'la, Bill Clinton gibi daha önceki başkanlarla çeşitli bağlantıları var. Hatta Çuvalcı General adıyla bilinen David Petraeus'la beraber konferansları olan bir kişi. Bu Destined for War, savaşmaya kaderli, savaşmaya yazgılı diye çevirebileceğiniz bir kitap kaleme aldı bu siyaset bilimci ve bu kitap henüz Türkçe'ye çevrilmedi. Bu konferanslarında ve kitabında Graham Allison, çok önemli Amerikan siyaset bilimcisi, Thucydides Trap adını verdiği, Thucydides tuzağı adını verdiği bir durumdan bahsediyordu. Diyor ki bir ülke, dünyada güç sahibi bir ülke kalkınmaya başlayıp diğer bir ülke, yani esas güç sahibi olan ülke gücünü kaybetmeye başladığı zaman gücünü kaybeden güç kazanana mutlaka savaş açmıştır. Tarihten de örnekler sunuyor. Bunu ilk tarihçilerden olan Yunan tarihçi Thukydides'e bağlıyor ki o Atina-Sparta arasındaki savaşları buna bağlamış. Ve özellikle benzerlik kurduğu 17 tane vaka var. Bu 17 vakanın 12'sinde gerçekten savaş olmuş. Mesela Habsburglarla Osmanlılar arasında gibi veya Fransa-Almanya savaşları 1870. Ama en büyük benzerlik taşıyan Almanya'nın 1870'ten 1914'e kadar müthiş bir hızla önce ekonomik bir gelişme gerçekleştirmesi, Kaiser Wilhelm, Hohenzollern Almanya'sının ve İngiltere'nin 19. yüzyılda esas dünyaya hakim güç olan İngiltere'nin gücünü yavaş yavaş, ekonomik gücünü, ticaretteki gücünü ve arkasından askeri gücünü Almanya'ya karşı kaybetmeye başlaması. Bu rekabetinde en sonunda bir savaşa sonuçlanması ve kritik bazı noktalar var. Birincisi Berlin-Bağdat demiryolunun yapılması bu dönemde. İkincisi de Almanya'nın donanma kurmaya başlaması. Şimdi bakalım gerçekten de bu koşullar dünyada şu an gerçekleşenlere benziyor mu? Çin bildiğimiz gibi Xi Jinping devlet başkanı seçildikten sonra 2012 yılından itibaren bir kabuk değiştirmeye başladı. 2012 yılına kadar 1978'deki açılım politikasından sonra Çin ekonomik olarak büyüyen bir güçtü. 2012'den sonra aynı zamanda siyasi olarak da kendini göstermeye başlayan ve Amerika'nın 1945 yılında kurduğu İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki düzeni NATO'suyla, IMF'siyle, Dünya Bankası'yla kurduğu bu sistem, bu düzeni içinde hem onun içinde yer alıp hem onu tehdit eden bir takım hamleler yapmaya başladı. Bunların en ünlüsü, en önemlisi Bir Kuşak Bir Yol projesi. Kazakistan'ın Astana şehrinde, Nazarbayev Üniversitesi'nde 7 Kasım 2013 günü Xi Jinping bir konuşma yapıyor. Tarihteki İpek yollarını yeniden canlandırabilir ve ülkelerimiz arasındaki ticareti buradan geçirebiliriz diyor. Ama bu söz olarak kalmıyor. 2013'ten bugüne kadar Çin bu anlamda 5 ilke kapsamında 6 değişik koridor kurmaya başladı ve inşa faaliyetleri sürüyor. Yani bir Türkiye, İran, Orta Asya üzerinden geçip Çin'e bağlanan, biri Rusya üzerinden geçip Avrupa'ya bağlanan, diğeri Pakistan, doğrudan Çin-Pakistan koridoru üzerinden Güney Okyanus'a bağlanan, diğeri işte Hindistan üzerinden, Myanmar üzerinden bağlanan gibi çeşitli büyük altyapı projeleri, efendim hızlı tren hatları, demir yolları, karayolları, otoyollar gibi büyük efendim projeler için Çin milyarlarca dolarlık harcama yapıyor. Bu birincisi. Şimdi bu ne demek? Çin'in ticaretini Asya karasının içinden geçirip bunu gerçekleştirmesi demek. Bu birincisi. İkinci, Çin bu amaçla Asya altyapı
Yatırım Bankası'nı kurdu 2015 yılında bildiğiniz gibi. Şimdi bu bankada da şöyle bir özellik var. Normalde Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir ülkede bir karışıklık çıkarmak istediği zaman bunu ekonomik yollarla çok kolay yapıyor. Ancak Çin özellikle Amerika'nın fay hattı denilen çeşitli işte Amerika'yla da ilişkisi zayıf olan veya Rusya ile ilişkileri çeşitli şekilde zayıflamış olan çeşitli arada kalmış ülkelerle ilişkilerini çok geliştirdi. Mesela Gürcistan, mesela Sırbistan bunlardan örnektir. Veya Belarus buna bir örnektir. Afrika ülkelerinin tamamı bunlara örnektir. Bu ülkelere sürekli krediler veriyor. Kalkınma kredileri veriyor. Mesela bir ülkede bir liman inşa ediyor. Karşılığında o ülkenin doğal zenginliklerini daha ucuza satın alıyor. Fas'ta gerçekleştirildi. Madagaskar'da, Kenya'da gerçekleştirildi. Projeler bunlardandır. Ve bunun gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şekilde ekonomik olarak bir kriz, suni kriz yaratıp iktidar değiştirmek istediği ülkeye Çin kredi açıyor ve onu ekonomik olarak destekliyor. Şimdi bunlar Çin'in daha önceki çeşitli kitaplarda da bunlar yazılmış. Mesela Ergin Yıldızoğlu'nun Emperyalizm ve Jeopolitik kitabında şu cümleyle çok güzel bir şekilde anlatılmış bu. Çin kendi kurmadığı bir düzeni, yani Amerikan düzeni stabilize etmeye çalışmak yerine kendi çıkarlarına daha uygun yeni bir düzen kurmayı amaçlıyor. Çin yeni uluslararası ittifaklar kuruyor. Çin kendi çıkarlarına uygun bir küresel mekan yaratıyor. Bu işte Almanya'nın 1. Dünya Savaşı öncesindeki Berlin-Bağdat demiryolu hattı gibi birinci. İkincisi, Çin son yıllarda müthiş bir hızla deniz kuvvetlerini güçlendirme faaliyetine başladı. Bir kere zaten harcamalara baktığınız zaman askeri harcamalarda Amerika Birleşik Devletleri hala bir numara. 600 küsür milyar dolarlık her yıl ordusuna ayırdığı bir bütçe var. Türkiye bütçesinin nereden baksanız iki katına yakın bir rakam bu. Şimdi Çin Amerika'yı takip ediyor. Askeri harcamalar yapan ikinci devlet 260 milyar doları buldu. Üçüncü Rusya epey geride 60 milyar dolar kadar bir finansman ayırıyor bunun için. Şimdi bunun önemli bir ayağını deniz kuvvetlerini güçlendirme çabası oluşturuyor. Çin tam da bu korona virüsünün yayılmaya başladığı dönemde 17 Aralık 2019 günü, bunu herhalde gazetelerde veya medyada görmemişsinizdir, ikinci deniz kuvvetlerinin, deniz kuvvetlerinin ikinci uçak gemisini, Shandong adlı uçak gemisini suya indirdi. Daha önce bir tane uçak gemileri vardı. Onu hatırlayabilir bazı izleyicilerimiz. Varyak isimli İstanbul Boğazı'ndan geçen, o geçtiği gün de ben hatta Boğaz kenarındaydım. Ailemizle beraber izlemiştik o geçişini 2000 yılında. Ukrayna'dan alınan Varyak gemisini biz bir eğlence gemisi haline getireceğiz, gazino yapacağız söylemiyle satın aldılar. Türkiye izin verdi. Karşılığında 1 milyon turist sözü verildi. Bu Varyak Türk İstanbul'dan, Boğazlardan geçtikten sonra Japonya, Güney Kore gibi ülkeler, Tayvan vesaire Türkiye'ye nota verdiler. Hatırlayacaksınız. Çin bunu bir uçak gemisi haline getirdi. Ve bu modelden yola çıkarak onu kopyaladı ve kendi uçak gemisini, ikinci uçak gemisini üretti Shandong adında. Şimdi bu bir tehdit unsuru Amerika açısından öyle görüyorlar. Çünkü denizlere hakim olan cihana hakim olur. Barbaros Hayrettin Paşa'nın ünlü ve büyük jeopolitik sözü gerçek. Amerika'nın esas gücü, dünyadaki gücü, jeopolitik gücü denizlere hakim olması. 11 uçak gemisi var. Dünya ticaret yolları üzerinde büyük bir denetim sahibi. Aynı zamanda limanlar sahibi, askeri üsler sahibi. Peki Çin ne yapıyor? Aynı zamanda Cibuti'de 2017'de bir askeri üs kurdular. Cibuti aynı zamanda Amerikalıların da bir limanı var, askeri üssü var. Ve hemen karşısına, okyanus olarak baktığımız zaman karşısına Pakistan'da yeni bir askeri üs, Gwadar Limanı'nın hemen yanında yeni bir askeri deniz üssü kurmaya çalışmasına başladı. Amerika'nın özellikle büyük korkusu Çin donanmasını bu iki, bir tarafı Babel Mendeb Boğazı'nın ucunda, diğeri Hürmüz Boğazı'nın ucundaki iki noktaya yerleşip dünya ticaretini, özellikle petrol ticaretini kontrol eder bir noktaya ulaşması ve özellikle hızla kurduğu deniz kuvvetleri ve bu deniz kuvvetlerinin kapsamındaki uçak gemisi filosu aracılığıyla. Daha önce ne olmuştu? Almanya 1898'de Amiral Tirpitz başkanlığında donanmasını kurmaya başlaması üzerine İngiltere ile arası açılıp İngiltere tarihte yapmayacağı bir şey yapıp
baş düşmanı olan Rusya'yla işbirliğine gitmiş ve arkasından biliyorsunuz Dünya Savaşı çıkmıştı. Dolayısıyla Çin'in klasik Amerika'nın kurduğu dünya sistemini kendi içinde, kendi çıkarları için belki haklı gerekçelerle tehdit eder bir konuma yükselmesi, yani sadece bir ekonomik güç olmakla kalmayıp, Japonya gibi olmakla kalmayıp, Japonya'da ekonomik olarak çok güçlenmişti ama siyasi olarak hiçbir zaman siyasi ve askeri olarak bu güce erişemediğini biliyoruz. Yani klasik söylemle ekonomik bir balon olmaktan çıkıp, aynı zamanda dünya politikası üzerine söz söyleyen bir güç haline gelmesi, bir takım dünya savaşı söylemlerini ortaya çıkarmış durumda. Peki Amerika buna karşı ne yaptı? Trump iktidarının özellikle son iki ayında çok önemli, çok hızlı gelişmelerin seri bir şekilde ardı arkasına yaşandığını biz görüyoruz. Birincisi, İran'da İranlı ünlü generalin büyük ihtimalle İran'ın içinden bir işbirliği aracılığıyla Irak'ta öldürülmesi, Kasım Süleyman'ın öldürülmesi suikast aracılığıyla ve İran'ın prestijine, itibarına büyük bir darbe vurulması, İran'ın daha sonra kaza ile bir Ukrayna uçağını vurması İran'ın prestijini daha çok yerle bir eden bir durum. Şimdi bu bir. İki, Çin'de bu virüs laboratuvar ortamında yapılmış olsun olmasın. Bu ayrı bir tartışma konusu ve bu iyice incelenmesi gereken bir konu ama bütün dünyada sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden, Facebook üzerinden bu şu anda yükleyeceğimiz videonun yorumları bölümünde hatta dünyanın her tarafında, her konuda Çin'le ilgili yalan haber, dezenformasyon ve bir saldırı kampanyası şeklinde sanki bütün dünya Çinlilerin Çin halkının Çin kültüründe ölmesini istiyormuş gibi bir kalabalık, bir koro halinde bir saldırı. Bunlar yarasa yiyorlar, böcek yiyorlar, o yüzden böyleler vesaire diye Çin kültürüne bir takım bir saldırı. Aynı şekilde Hong Kong sorunu üzerinden ve bu bir psikolojik savaş ve Çin'le ilgili yalan haberler, işte sokaklarda gezip de koronavirüsü taşıyan kişileri öldürmeye çalışan devlet ekipleri gibi olmayan veya normalde bu kadar hasta yokken Çin bilgileri saklıyor gibi çeşitli yalan haberlerle bir Çin'in imajını, prestijini zedeleme kampanyasına, dolayısıyla Çin ticaretini etkileyip Çin'in ekonomik olarak ayağını kayırıp en azından savaş ihtimalini, Çin'in güçlenme ihtimalini uzaklaştırma çabasını Amerika tarafından geldiğini resmen görüyoruz. Bu ikinci olgu. Üçüncüsü de işte şu anda, bu dönemde yaşadığımız Türkiye ve Rusya ilişkileri normal koşullarda, normal durumda iyi giderken Suriye'deki bu hassasiyet nedeniyle Türkiye ile, tabii ki Suriye'nin görüşmesi gibi bir şey zor bir ihtimal ama Rusya'nın da arasının açılması ve Türkiye'nin bu programı çektiğimiz gün hemen öncesi günü ki haberlerde yer alan NATO'yu yardıma çağırması, yani Türkiye ve Rusya arasındaki potansiyel olası ittifakında yıkılması, parçalanması çabası. Bunu genel olarak değerlendirdiğimiz zaman Amerika bir anlamda, Amerikan yönetimi taarruza geçmiş bir şekilde dünyanın her yerinde Çin konusunda, İran konusunda, Rusya konusunda, Türkiye konusunda bir taarruz şeklinde bütün medya imkanlarını, bütün medya kanallarını, bütün sosyal medyalarını kullanarak bir saldırı durumunda. Tabii bu da Trump'a yaramış gibi görünüyor. Impeachment davasından kendini kurtardığı ve hatta şu değerlendirmeyi de yapmamız mümkün. İkinci dönemi Trump görebilir. Bu başarıları sayesinde halkın sevmesi veya sevmemesi çok önemli değil. Sonuç olarak gelirsek, Türkiye'de bu konu özellikle araştırılması gereken, dikkate alınması gereken bir konu olduğunu ben düşünüyorum. Osman Pamukoğlu Paşa bu konuyla ilgili 3. Dünya Savaşı adlı bir kitap kaleme alan herhalde tek kişi. Şu anda biz bu savaşı, 3. Dünya Savaşı'nı farkında olmadan yaşıyor olabiliriz. 3. Dünya Savaşı'nın içinden geçiyor olabiliriz. Bu psikolojik savaş, biyolojik savaş gibi etkenler aracılığıyla şu anda yürüyor olabilir. Bunun farkında olmayabiliriz. Özellikle akademisyenlerimizin, çeşitli düşünce kuruluşlarımızın bu konuyla ilgili gözlemlerini, bilgilerini spekülasyonlara yol vermemek ve gerçek bilgileri paylaşmak açısından halkımızla paylaşmasını ben özellikle ister ve dilerim. Son olarak şunları da söylemek ve bildirmek isterim.
Ben son derece milliyetçi bir insanım. Gerçek anlamda Atatürkçüyüm ve Türk milliyetçisiyim. Ve herhangi bir konuya baktığım zaman Türkiye'nin çıkarları açısından bu konuyu ele alır ve düşünürüm tabii ki. O yüzden parola önce vatandır. Bu arada Amerika'nın politikaları aracılığıyla Türkiye'yi istemediği halde, yavaş yavaş Çin'e doğru itmekte olduğunu görüyoruz. Özellikle PKK'ya destek, FETÖ elebaşına ev sahipliği yapmak ve Türkiye'yi bölme politikasına, Büyük Orta Doğu projesine hala ve hala destek vermesi nedeniyle Türkiye'de yönetim ne olursa olsun bu politikalar devam ettiği sürece Türkiye yavaş yavaş Çin'in tarafına doğru kaymaya mecbur bırakılıyor. Bunu 1914 Dünya Savaşı öncesinde İttihat ve Terakki'nin durumuna, Enver Paşa'nın durumuna benzetebiliriz. Türkiye Almanya'nın yanında olmayı seçmedi. Bizim gemilerimizi İngiltere bildiğiniz gibi vermedi. Topraklarımızı paylaştılar ve arkasından Türkiye kendisini bir anda Almanya'nın safında buldu. Çok teşekkür ederim. Tek başka bir programımızda sizlerle görüşmek dileğiyle. İyi günler.